Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Chromos 2.51 sürümünün kurulumunu yapacağız. Biliyorsunuz Chromos kurabilmek için bütün DLC'lere sahip olmamız gerekiyor. Bütün harita DLC'lerine sahip olmamız gerekiyor. Eğer bütün harita DLC'lerine sahipsek Chromos'un kendi sitesine geliyoruz. Eğer daha önce kayıt olmamışsak listeye üye oluyoruz. Siteye üye olduktan sonra giriş sayfasına, formun ana sayfasına geliyoruz. Onun ana sayfasında Chromos Avrupa eklentisi için buraya tıklıyoruz. Burada dev dosyanızı yaratın diyor ilk adımda. Dev dosyasını yaratmak için buraya tıklayınız kısmına tıklıyoruz ve yeni bir pencere de açılıyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece bitki örtüsü yoğunluğunu bilgisayarınızın performansına göre değiştirebilirsiniz. Ben yüksek performanslı PC için uzak mesafeyi seçiyorum. Eğer başka harita kombinasyonları yani diğer haritalarla bağlantı yapmak istiyorsanız burayı seçmeniz gerekiyor. Special Transport DLC'si varsa kullanıyorsanız burayı seçip oluştur diyorsunuz. Oluştur dedikten sonra SCS dosyası olaraktan indirilecek. Ben daha önce indirdiğim için indirmiyorum. İptal ediyorum. Bu kısımdan sonra tekrar ilk aşamaya geliyoruz. İlk aşamayı atladığımız için ikinci aşamaya geçiyoruz. Orada uyarıyı da gördünüz arkadaşlar. Eğer dev dosyasını oluşturmazsanız, dev dosyası olmadan eğer modları dosyaya atarsanız Chromos çalışmayacaktır. Şimdi biz yavaş seçenekleri indireceğiz. Burada tam 7 dosya var. Bu 7 dosyayı tek tek indirmemiz gerekiyor. En son hatırladığım kadarıyla en son 2.49'u indirmiştim galiba. Uzun zamandır oynamıyorum zaten ETS oyununda. 3 tane download yapabiliyorduk aynı zamanda. En son hatırladığım kadarıyla. Şimdi tekrardan deneyelim. Bakalım 3 download'a izin verecek mi? 3 tane birden indirmeye izin verecek mi? İkinciyi de açtık. Üçüncüye bakalım. Evet. İki tane izin veriyor. İkişer ikişer indireceğiz. Test programına gerek yok. 4 nolu adıma gidelim. Şu anda yüklediğimiz Chromos diyor 4 adet adımdan oluşmaktadır. 4 nol adımdasınız diyor. Şu şekilde sıralamamız gerekiyor modları. Ama ondan önce size bir şey göstermek istiyorum. Burada yani formun ana sayfasında yukarıda Compatibility ETS2 sayfasına geldiğimiz zaman burada hangi derecelerin gerektiğini bulabiliriz. East derecesi, North, France, Italy, Baltic ve Baltic Sea olması lazım. Bu dereceleri istiyor. Bu dereceler olmazsa çalışmayacaktır. Eğer ki 1.39 sürümü yoksa sizde ETS'nin 1.38 sürümünü oynuyorsanız ya da daha önceki sürümleri oynuyorsanız buradan yine Compatibility sayfasından daha önceki sürümleri de indirebilirsiniz. Sağ tarafta indirme linkleri mevcuttur. Ben ayrıca Midlist add-on indirmek istiyorum. Onun için de yine hızlı geçmeyeyim. Yine burada ana sayfada Midlist add-on kısmından indirebilirsiniz. Ayrıca Trader Company Pack yani Chromos logolu traderlar, dorseler almak istiyorsanız bunu indirebilirsiniz. Yine Chromos aksesuarları indirmek, kabin aksesuarları indirmek istiyorsanız da buraya tıklayıp buradan devam edebilirsiniz. Ben şimdi Midlist add-on'a indireceğim. Onun için bakalım ne yapmamız gerekiyor. Zaten dev dosyası var diyor sizde. O yüzden ikinci adıma direkt geçebilirsiniz diyor.
İkinci adıma geçiyoruz. Yine standart download diyoruz. Burada nispeten küçük bir dosya bizi karşılıyor. 62 MB boyutunda bir dosyamız olacak. Bunu da indireceğiz. Bunu da yine Orta Doğu'daki bazı yerleri, bazı haritaları oynayabilmek için indiriyoruz. Yani bir hayli yavaş çalışıyor. Video başladığında saat 2.5 filandı, 2.5-3 civarıydı. Şu an 4 hala indirmeyle uğraşıyoruz. Bir de durduracağım, bittikten sonra sizinle beraber olacağız. Evet arkadaşlar, Promotes Middle East eklentimiz de indi, Orta Doğu eklentimiz de indi. Şimdi bunları açacağız. Daha doğrusu ilk dosyamızdan başlayaraktan mod dosyamızın içerisine atacağız. Şimdi hemen mod dosyamızı da açalım. Buradan hepsini seçip mod klasörünün içerisine bırakabilirsiniz. Bunu sadece ilk dosyada yapacağız. Yani diğer dosyaları da açmanıza gerek yok. Zaten açabileceksiniz büyük ihtimalle. Evet, Promotes dosyalarımızı attık. Ayrıca eksik bazı dosyalarımız var. Onları da atmamız gerekiyor. Şimdi tekrar indirilen dosyalara geliyoruz. Dev dosyamız vardı biliyorsunuz. Dev dosyasını da atmamız gerekiyor buraya. Dev dosyasını da attıktan sonra Middle East addon'umuz var. Yine burada iki tane dev ve asset dosyası var. Onları da atıyoruz. Bakalım şimdi burada tabii bir karışıklık oldu. Readme, bunlara gerek yok dosyaya. Bunlara çok gerek yok arkadaşlar. Bunları silebiliriz. Şimdi Promotes dosyalarımızı attık. Şöyle ekranımızı temizleyelim. Şuradan hemen oyunumuza gidelim. Evet, oyun ekranımıza geldik. Buradan mod yöneticisine girelim hemen. Gördüğümüz gibi modlarımız gelmiş. Ama tabi bunların sıralaması vardı hatırlıyorsanız. Bunların sıralaması önemli. Bunların sıralamasını nereden öğreneceğiz, nereden göreceğiz? En son adımda göreceğiz tabii ki. Asset Def Map Media Model Model 1, daha doğrusu Model 2, Model 3 olaraktan atacağız. Daha sonra Middle East dosyaları gelecek. Asset Def Map, Asset Def Map, bunları ezberleyebilirsiniz ya da birkaç defa gelebilirsiniz ekrana. Şimdi Model 1, Model 2, Model 3 şeklinde olacak. Ancak bunlar karışmış biraz. Model 3 burada, Model 2 burada, Model 5 demiştik. Sonra medya mıydı? Evet, medya. Şimdi bunları tersten başlıyorum. Çünkü sıralanırken burada tersten sıralanacaklar. Daha sonra ne diyor? Asset Def Map. Map. Definition dosyamız var şurada. Dev ve Asset. Şimdi Asset, Definition, Map, Media, Model Package 1, 2, 3. Şimdi bunları aslında öncesinde atmamız gerekiyordu altta kalması için ama onun çok önemi yok. Şimdi bunun ikisini de attık. Başka Promotes dosyamız var mı? Gözden kaçırdığımız yok gibi duruyor. Şimdi bunları önceliği düşüreceğiz. Bunları önceliğini düşüreceğiz. Tamam. Şimdi değişiklikleri onayla diyoruz ve oyuna devam et diyoruz. Evet, Promotes 251 olarak ekranımız geldi. Bu ilk aşamanın
tamamlandığı, yani ilk aşamayı doğru yaptığımız ya da sıkıntısız belli bir yere geldiğimizin habercisi. Bakalım bundan sonraki adımlarda, yani oyunda neler karşılayacak bizi. Evet arkadaşlar, oyun ekranımıza geldik. Şuradan biraz oyun sesini kısayım ben. Bu yeterlidir. Şimdi haritamıza bakalım hemen. Şimdi şurada, evet, Orta Doğu haritamız da gelmiş. Türkiye için biliyorsunuz farklı haritalar var. Daha önce YKSRK vardı. Sonra TR Extended oldu. Daha doğrusu Türkiye haritası diye yeni mod çıktı. Bunlarla birlikte burayı tamamlayabiliriz. İlerleyen zamanlarda burayı da tamamlarız. Onun da videosunu atarım yine. Yani gördüğüm kadarıyla harita yenilenmiş. Haritaya arayollar gelmiş. Şurada hepimizin bildiği Kirkenes vardı. Yine kuzeyde yeni yollar geldi. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Tabii bunu test edebilmemiz için bizim haritanın yakın bir yerinde olmamız gerekiyor. Daha doğrusu farklı yollar keşfedebilmemiz için. En son Edirne'deydim. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine bakalım. Evet, Edirne'deyiz. Türkiye sınırında içerisindeyiz. Yani buradan çok fazla anlaşılmayacak. Dediğim gibi diğer yolları denememiz gerekecek. Evet arkadaşlar, Promos yüklenme işlemi bu kadardı. Bundan sonra farklı eklentiler yükleyebilirsiniz. Yine Promos'un kendi sayfasında bazı harita eklentileri var. Bunlar neler? Göstereyim size diyeceğim ama göstermiyorum şu anda. Şimdi forum ana sayfaya gelelim. Adı ETS2 mods diyor burada. ETS2 map mods diyor. Yani harita modları. Bu ATS için kanalı tabi. Burada Rus map var. Road connections dediği yol bağlantıları. Bu yol bağlantıları olmazsa haritalardan diğer haritalara geçemezsiniz. Yine Asya haritası var. South region var. Makedonya haritası var. TR extended map var. Bunun kendi sayfası olması lazım. Bu modu indirmeniz için. Evet. Yine bu sayfadan indirebiliriz. Bunların da videosu gelecek. Yani sıfırdan başlayarak bütün harita modlarını kurmuş olacağız. Öncelikle Promos'la başladık. Promos'tan sonra diğer harita modlarını da indireceğiz. Zaten bunun temelinde Promos yatıyor. Diğer haritaları da Promos'un üzerinde ekleyeceğiz. Tabi daha öncesinde yapmıştık ama oyunun tüm güncellendiği için tekrardan güncelleme yapmamız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.